İslamiyet'in iptidasında namazda konuşmak caizmiş. Ufak tefek ihtiyaçları görmek, bir adam bir selam verse selamını almak, selamını reddetmek, fıskırsa elhamdülillah, yerhamdülillah demek, bir adam gelse bir şeyi sorsa mesela anahtar nerededir, filan yerdedir, filan işi göreyim mi, gör, görme, böyle bir gibi ufak şeylerle konuşmak mübahedir. Sonradan nesk edilmeyin. Şimdi hala Acemler'de o nesha gail değiller. Diyorlar ki o hüküm bakidir. Bir Acem namaz durar, namaza durdu. Gelsen desen ki ya şimdi acele şu iş yapılacak, yapalım mı? Ha, yapıverdir. Yahut da kapıyı diyordun, gelir kapıyı açar, gene girirsin, geri çekilir. Neden? İslamiyet'in iptidasında olan hükümler üzerine gidiyorlar. Nesk edildi bunlar, yok diyorlar, nesk edilmedi. Oradan ayrılıyorlar. Niçin ayrılıyorlar? Çünkü ehli hadis değiller de onun için. Ehli hadis olsalar bu hadislerle amel ederler de onlar da hakikati görürler. Onun için onlara ne diyoruz? Ehli sünnetin gayri diyoruz. Şimdi namazda işaret var mıdır yok mudur? Bas buraya geliyor. İslamiyet'in iptidasında bu da vardı. Birisi gelip selam verdiği vakitte Esselamu Aleyküm dediği vakitte ve Aleyküm Selam. Yahut da eliyle işaret ederdi. Bir adam geldi selam verdi, sen de namazda konuşmadın, Aleyküm Selam demedin de elinle selamını aldı. Caiz midir, değil midir? Şimdi konuşma meselesi bitti. Konuşma namazı iptal ediyor. Babul işareti fissalâ, namazda işaret. Bunun bahsini alacak. Bunda da iki mezhep var. Hepsinin iki tarafında delillerini zikredildi. Haddesena Fahd ibn Süleyman, kâle haddesena Muhammed ibn Sa'id, kâle ahberena Yunus ibn Bükeyr, kâle ahberena Muhammed ibn İshak, en Yaqub ibn Utbe, an Ebi Gatfân ibn Tarif, an Ebi Hureyre radıyallahu anh, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ومن أشار في صلاتي إشارة تفهم منه فليعدها. رسول الله Efendimiz buyuruyor ki namazda imam sehv ederse onun sehvini imama bildirmek için erkeklere düşen vazife nedir? Tesbihdir. Subhanallah deyip ikaz edeceksin imamı. Kadın olursa kadınlar ellerini birbirine vururlar. Subhanallah diye kadın şey etmez. Elini birbirine vurur, tesbih. Onu öyle bildirir. Ve men eşare fi salati, bir adam namazında bir şeye işaret ederse, işareten bir işaretle işaret ederse ki, tüfhemu, anlaşılır, minhu ondan. Yani onun işaretinde ne için işaret ettiği anlaşılır. Bir adam geldi duruyor, sen namazın içerisinde böyle işaret ettin. Ne demek? Gel. Yahut otur. Yahut elinden böyle ettin, git. Bu işaretlerden yani anlaşılır mı, anlaşılmaz mı? Anlaşılır. Böyle bir işaret yaptın da o işaretten o adam bir şey anladıysa فَلْيُعِدْهَا, o namazı iade etsin. Şimdi bu hadis-i şeriften anlaşıldı ki namazda işaret iptal ediyor. İptal mi eder? Mekruh mudur? Şimdi bunun üzerinde evvela duracak. Hadis-i şerifin bu birinci hadis-i şeriften anlaşıldı ki namazı iptal eder. Niçin? Resulullah Efendimiz diyor ki iade etsin namazı. İade ettiğine göre demek ki namazı iptal ediyor. Fezehebe kavmun, bir kavm zahib oldular ki ila ennel işaretelleti tüfem, o bir işaret ki ondan mana anlaşılır. اِذَا كَانَتْ مِنَ الرَّجُولِ فِي الصَّلَةِ, bir adamdan namazda vakı olursa erkekten, قَتَعَتْ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ, onun namazını iptal eder, keser. وَحَكَمُوا لَهَا, o namaza hükmettiler, بِحُكْمِ, o işareti hükmettiler, وَحَكَمُوا hükmettiler, لَهَا, o işaret için, بِحُكْمِ الْكَلَامِ, konuşma hükmüyle hükmettiler. Nasıl konuşmak namazı iptal ederse, evet, işaret, anlaşılan işaret de namazı iptal eder. Vehteccu, ihticac ettiler, delil getirdiler. Fizalik, bu meselede, bihadel hadis, işte Fahd ibn Süleyman'ın
Hazreti Ebu Hüreyre'den rivayet etmiş olduğu hadisle de delil getirdiler. Hadisi kim rivayet etmiş Esad'dan? Hazreti Ebu Hüreyre. Fakat İmam-ı Tahavi kimden rivayet ediyor? Kâdül-i Süleyman'da. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Fakat bu mezhep sahiplerine diğer alimler muhalefet ettiler. فَقَالُوا dediler ki لَا تَكْتَعُ الْاِشَارَةُ işaret iptal etmez es-salata namazı. İşaret etmekle konuşmak arasında fark vardır. Konuşmak namazı iptal eder. Fakat işaret iptal etmez. Yalnız işaret de mekruhtur diyecekler bunlar. Şimdi bu uzun dava aralarında. Şimdi bunlar bu hadis-i şeriften iptal manasını çıkarttılar. Fel yu'idha. Bu ikinci kavim niye itiraz ediyor? Bu fel yu'idi. Fel yu'idha'yı niçin kabul etmiyor? Onların elinde de deliller var da onun için. Şimdi deliller taarruz edecek. Vehteccu fi zalike. Bu ikinci mezhep sahipleri ihticac ettiler. Bima haddesena. Bir hadisle ki İmam-ı Tahavi diyor ki bize rivayet eyledi. Kim? Yunus'u. قال حدثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قباء. عبد الله بن عمر diyor ki Peygamber Efendimiz Kuba'ya geldi. فسمعت به الأنصار. Ensar işittiler Kuba'daki Ensar-ı Kiram orada duran ikamet eden adamlar işitti ki Resulullah Efendimiz Kuba'ya gelmiş. فَجَاءُوهُ Resulullah Efendimiz'e toplandı geldiler. Her taraftan toplandılar. Ne oldukları halde? يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ Selam verir oldukları halde. وَهُوَ يُسَلِّ Peygamber Efendimiz de namaz kılıyordu. Kuba Mescidine gitti Peygamber Efendimiz. Orada namaz kılıyordu. Dört taraftan oradaki mukim olan Kuba halkı eşittiler. Hemen koştular. Gelen Esselamu Aleyke Ya Resulallah. Esselamu Aleyke Ya Resulallah. Selam veriyorlar. Resulullah Efendimiz de namazda. Ne yaptı Resulullah Efendimiz? فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ Onlara işaret eyledi. بِيَدِهِ eliyle بَاسِتَنْ كَفَّهُ Elini besledici olduğu halde. Bastı ya böyle ya böyle. Bastı ya böyle yahut da böyle. Evet. وَهُوَ يُسَلِّ Halbuki Peygamber Efendimiz namaz kılıyor. Şimdi burada Resulullah Efendimiz bak namazı bozmadı. Onun elini bastetmesinde bir işaret var. Bu işaretin manasını onlar anladılar. Anladılar. Eğer işaret namazı bozsaydı Resulullah Efendimiz namazdan çıkardı. İşaret etmezdi zaten. Namazı bozacak olsa işareti yapmazdı. Haddesena Yunus'u kâle akberen ebn-i Vehbi an Hişâmin el-Nâfi'an an ibn-i Umar'a radıyallahu anhu mislehu gayre ennehu kâb. Yine Yunus başka bir terikle Abdullah ibn Ömer'den rivayet ediyor ki bu hadisi gayre ennehu kâle. Yalnız şu kadar var ki bu ikinci rivayette dedi ki fekultu bilalin li bilalin radıyallahu anhu ve suheybi. Abdullah ibn Ömer diyor ki ben Bilal'a ve Suheyb'e sordum ki keyfe ra'eyte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O vakit Resulullah Efendimiz'i nasıl gördün? Yeruddu aleyhim ve huve yusalli. Namaz kıldığı halde onlara nasıl reddetti? Onlara reddettiğini nasıl gördün? Kale yuşiru biyedihi eliyle işaret ederdi. Böyle gördüm. Onlar selam veriyordu, o da eliyle işaret ediyordu. Bu fazla var. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا أبو نوح عبد الرحمن بن غزوان قال أخبرنا هشام بن سعد فذكر بإسناده مثله. Yine bu hadis Ali ibn Ma'bad Hişam ibn Sa'd'den bu hadisi rivayet eyledi. Gayre ennehu kal. Yalnız şu var ki bu rivayette dedi ki fekultu li Bilalin radıyallahu anh. Bilal'a dedim ki keyfe kâne yeruddu aleyhim. Onlara nasıl reddederdi? O da dedi ki eliyle işaret ederdi. Haddesena ibn-i Merzuk. Kâle haddesena ebu'l-velid. Ha haddesena ve haddesena Rabi'ul Mu'ezzin. Kâle haddesena Şu'ayb ibn-i Leyf. Kâle haddesena Leysu ibn-i Sa'd. An Bükeyrin. An Nâbilin. Sahibil Aba. An ibn-i Umar radıyallahu anh. An Suheybin.
Abdullah ibn Ömer Hazreti Süheyb'den rivayet eylemiş. Kâle merâtu bi Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem ve huve yusallî. Süheyb diyor ki ben Resulullah Efendimiz'e vardım ki namaz kılıyordu. Fesellemtu aleyh, ben ona selam verdim. Resulullah Efendimiz'e faradde ileyye bi işaretin, selamı bana reddetti, işaret ile reddetti. Yani eliyle selamımı aldı. Kâle ibn-i Merzûk fi hadisi, ibn-i Merzûk hadisinde dedi ki kâle leysun, Leys ibn-i Sa'd dedi ki ahsibuhu kâle bi isba'ihi. Öyle zannediyorum ki eliyle demedi de parmağıyla. Yani işareti parmağıyla mı selamını almış, eliyle mi almış? Onda şek ettim diyor. Haddesena Ali ibn Abdurrahman, kâle haddesena Abdullah ibn Salih. قال حدثني الليث قال حدثني ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أبي سعيد الخدري buyuruyorlar ki Peygamber Efendimiz bana selam verdi. فرد عليه إشارة, işaretle o adamın selamını reddetti. Ve قال Ebu Sa'id el-Hudri diyor ki künnâ neruddü, biz reddederdik esselâme selâmi fissalâti, namazda. İslam'ın iptidasında bir adam namaz kılarken ona selam verildi mi o selamı reddedermiş. Fenuhînâ enzâlik, sonra biz bundan nehyolunduk. Evet. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fefî hâdîl âsâr, bu eserlerde, hadislerde olucudur. Ma bir hüküm olucudur ki kaddelle, delalet etti ki اَنَّ الْاِشَارَةِ اِشَارَةِ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةِ, namazı kat etmez, iptal etmez. وَكَدْ جَاءَتْ مَج۪يًا مُتَوَاتِرًا, bu eserler tevatür derecesine geldi. Yani bir hadis, iki hadis değil, çok. غَيْرَ مَج۪ي الْحَد۪يثِ الَّذ۪ي خَالَفَهَا, bu hadise muhalif olan birinci hadisin gayrı olarak. O birinci hadis bir tek hadis. Burada hadisler çok, tevatür derecesinde. Öyleyse habere vahid ile gelen hadisi almak mevladır. Tevatüren gelen hadisi almak mevladır. Fehiye, tevatüren gelen hadis evla, daha evladır minhu haberi vahid ile. O bir tek hadis. Böyle değil. Çok hadis. Öyleyse bunu almak daha evladır. Bu ne oldu? Tercih derler bunlar. Taarruz eden iki hadisin bir tarafını tercih ettik. Ne sebeple tercih ettik? Teaddüdü türük ile. Bunun teribi çok, senedi çok, onun senedi bir tane. Yani ricali hadise itirazlı değil. O da sahih hadis, bu da sahih hadis. Fakat o bir sahabeden gelmiş, bu 4-5 sahabeden gelmiş. Ve bunu almak daha evladı olur. Burada hüküm ne oldu? İşaret namazı iptal etmez. Ve reisetil işareti, işaret olmadı. Fin nazari, nazarda, kıyasla da işaret olmadı. Minel kelam, kelamdan fi şeyin, bir şey de olmadı. Yani işaret de konuşmanın bir nev'ü müdür? Ona dahil midir? Yok diyor. Konuşmadan değildir. Konuşmak harf ile çıkar. Meharici huruf ile çıkar. O kelamdır. Kelam ne demek? Meharici hurufu itimad ederek boğazdan çıkan harfler telaffuz edilecek. Manası anlaşılsın, anlaşılmasın. Bu öyle değil. Sükut boğazdan çıkmıyor. Ses, mehreç, harf yok. Yalnız eliyle işaret ediyor. Kelamdan değil. Lennel işarete işaret innemâ hiye hareketi uduyun. Bir azanın hareketidir. Azanın hareketi, konuşma yok. Ve kadireyna, biz gördük. Harekete sair-i lâda, diğer azaların hareketini gördük. Gayrel yedi, elden başka. Fissalati, namazda gördük ki lâ tektavus salate, namazı kesmiyor. Bir adam eğiliyor, kalkıyor, cebinde başını sallıyor, cebinde bir yere kaşınıyor, eliyle hemen orasını kaşıyor. Ondan sonra birçok hareketle diğer azalar da hareket ediyor. Bunlar namazı kesiyor mu? La taktavus salah, bu azaların hareketi namazı kat etmiyor. Fekezalike hareketül yedi, öyleyse elin hareketi de namazı iptal etmez. Öyle şimdi bu birinci hadise cevap verdi. Netice ne oldu? İşaret olmadı, bozmaz. Şeyin gâle gâilun, bir adam itiraz etse, dese ki
فَإِذَا كَانَتِ الْاِشَارَةُ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَكُمْ Sizin indinizde namazda işaret olduysa ki, قَدْ سَبَتَ اَنَّهَا Sabit oldu ki, o işaret اِخِلَافِ الْكَلَامِ Konuşmanın hilafınadır, namazı bozmaz. وَاَنَّهَا لَا تَكْتَعُ الصَّلَاةَ Namazı bozmaz. كَمَا يَكْتَعُهَا الْكَلَامِ Konuşmanın namazı bozması gibi işaret namazı bozmaz. Sizin indinizde madem ki böyle oldu, وَاَحْتَجَجْتُمْ Siz de ihticac ettiniz, delil getirdiniz. Fî zâlik bu mesele hakkında bihâzî ilâsâl bu eserler ile ihticac ettiniz, bunları delil getirdiniz ki işaret namazı iptal etmiyor. Elleti öyle eserler, hadisler ki revaytumuha bunları rivayet eylediniz. An Resûlillah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet eylediniz. Bu kadar hadis getirdiniz ki işaret namazı bozmuyor. Madem böyle dediniz. Felime kerehtüm. Niye mekruh gördünüz? Reddesselam. Selamı reddetmeyi niye mekruh gördünüz? Minel musalli. Musalliden vaku olan reddi. Bir işareti işaretiyle. Namaz kılan bir adama gelse, bir adama selamu aleyküm dese, o da eliyle o selamı alsa mekruh dediniz. Niye mekruh dediniz? Madem bu kadar elinizde hadis var. Namazı da bozmuyor. Niye mekruh görüyorsunuz? Derse sual. وَقَدْ فَعَلَ ذَٰلِكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu işareti yaptı. فِيمَا رَوَيْتُمُوهُ فِي هَذِي الْاَسَرِ Bu eserlerde sizin rivayet etmiş olduğunuz bu hadislerde dediniz ki Resulullah Efendimiz selamı eliyle aldı. Namazı bozmuyorsa öyleyse mekruh da değil. Yani demek istiyor ki ben size tacip ediyorum. Resulullah Efendimiz selamı neyle aldı? Eliyle aldı. Siz o hadisleri getirdiniz, dediniz ki bak işaret namazı bozmuyormuş. Bozmuyor söyleyse mekruh da değildir. Siz dediniz ki hayır namaz bozmuyor ama mekruhtur. Halbuki delillerinizde, bu hadislerde Resulullah Efendimiz eliyle almış. Mekruh olduğunu nereden çıkardınız? Sordu, cevap istiyor. وَلَيْنْ كَانَ ذَٰلِكَ Eğer bu olsaydı, bu hadisler hücceten leküm, sizin için hüccet olsaydı ki fennel işareti, işaret la takta'us salah, namazı bozmuyor. Feinnehu hüccetun aleyküm. Aynı zamanda bu hadisler hüccettir. Sizin aleyhinize hüccettir ki fennel işareti, namazda işarette de la bese biha, beis yoktur, mekruh değildir fissalatı namazda. Lehenize kullandığınız bu hadisler aynı zamanda sizin aleyhinizde oldu. Namazı bozmak bozmadığı hakkında lehenizde oldu. İşaretin mekruh olduğunu dediğinizde de aleyhinize oldu. قِيلَ لَهُ O adama cevaben denilir ki اَمَّا مَحْتَجَجْنَا اَمَّا bir şey ki biz delil getirdik. بَهَذِي الْاَثَارِ Bu eserlerle مِنْ اَجْلِهِ Kendi eclinde, o şey eclinden dolayı ki وَهُوَ da nedir? اَنَّ الْاِشَارَةَ لَا تَقْتَعُ الصَّلَاةِ İşaret namazı bozmaz diye bu hadislerde delil getirdik. Fakat sebete zalik bu da sabit oldu. Bihadil asar bu eserlerle ala ma'ul bir şey üzerine ki ihticacina bihi biz onunla ihticac ettik. Minha bu eserlerden. Bu eserlerden getirdiğimiz şeylerden gene onu da çıkardık. Bizim aynı zamanda bu hüküm üzerine bu hadisler delalet etti. Ve emma ma zekerte Ama senin zikrettiğin, diyor ki biz mekruh olduğunu gene bu hadislerden çıkardık. Ama sen diyorsun ki hayır bu hadislerden anlaşılıyor ki mübahtır. Ve emmâna o bir hüküm ki zekerte sen zikrettin min ibahatil işareti fissalâ namazda işaretin mübah olmasından olmasını zikrettin. Fî reddisselâmi selâmi reddetmekte feleyse fîhâ bu hadislerde olmadı. Delilun alâ zâlik mübah olduğuna dair bir delil yok. Bizim bu rivayet etmiş olduğumuz hadislerde namazda işaret edin, namazda işaret mübahtır diye bir delil yok. Biz bunları getirdik ki namazda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selam aldı, işaretinden aldı ama mübahtır demedi ki. Ya ne dedi, ya ne çıkar? İşaretinden aldı, öyleyse işaret mübahtır diyor ki. Mübah olduğuna dair delil yok. Niçin? وَذَٰلِكْ Bunun sebebi de اَنَّ الَّذ۪ي ف۪يهَا Bu hadislerde olan
huve enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşarileyhi. Bu hadis-i şeriflerde olan nedir? Peygamber Efendimiz onlara bir işaret yaptı. Bu işaretin manası neydi? İşaret etti acaba, selamı mı reddetti? Yoksa onlara sükut edin, namazda selam verilmez mi dedi? Şimdi bak burada iki türlü mana çıkıyor. Diyor ki siz diyorsunuz ki Peygamber Efendimiz'e selam verdiler, işaretle aldı. Bu hadis-i şeriflerde zikredilen selam verdiler, Peygamber Efendimiz onlara bir işaret verdi, bu var. Ama bu işareti ne için verdi? Eğer sizin dediğiniz gibi ya selam almak için ve aleykümselam manasına dedi, o vakitte sizin dediğiniz gibi işaret mübah olması lazım. Bir de var ki yok ya, namazda şey olmaz, selam verilmez, namaz kılana selam verilmez diye onlara sükut işareti verdi. O vakitte sizin dediğiniz mana çıkmaz. فَلَوْ قَالَ لَنَا eğer bize deseydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz deseydi ki اِنَّ تِلْكَ الْاِشَارَ benim onlara verdiğim işaret اَرَدْتُ بِهَا ben bununla murad ettim رَدَّ السَّلَامُ selamın reddini murad ettim عَلَى مَنْ bir kimse üzerine selamı murad ettim ki سَلَّمْ عَلَيَّ bana selam verenin selamını reddettim deseydi سَبَتَ بِذَالِكَ bununla sabit olurdu ki en kezalike hükmül musalli, en şan olan ne? Kezalik böylecedir. Hükmül musalli, musallinin hükmü böylecedir. İza süllime aleyhin, onun üzerine ona selam verildiği vakitte fissalatı namazda. Namazda selam verildi mi işaretinden alabilir. Resulullah Efendimiz eğer deseydi ki, o benim namazda vermiş olduğum işaret onun selamını reddedi. Böyle deseydi, ondan bu hüküm çıkardı ki namazda bir adam, namaz kılan bir adama selam verirsen sen de namazda işaretinin selamını alırsan. وَلَكِنَّ اُلَمْ يَقُلْ Lakin Peygamber Efendimiz böyle bir şey demedi. لَمْ يَقُلْ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْيَنْ hiçbir bu işaretten dolayı bir şey söylemedi. فَحْتَمَلَ öyleyse mühtemil oldu ki اَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْاِشَارَةِ o işaret ola. كَانَتْ olmuş ola radden minhu Peygamber Efendimiz'den reddi selami reddola kema zekertin sizin zikrettiğiniz gibi ihtimalın birisi Resulullah Efendimiz'in işareti onların almış olduğu selami reddetmiş ola. Bu bir ihtimal. Vehtemelet yine bir ihtimal da var. Minet tevil tevilde ney ma ol bir şey ki zehebe ileyhi kullu vahidin minel feregeyn bu iki firkanın her birisinin sahip olduğu şeye vehtemelet mi? Tevhili ma zehebe ileyhi ha yok. Vehtemelen yekun ihtimal oldu ki kânet o işaret oldu minhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den oldu. Nehyen o lam değil. Nehyen. Nehi oldu. Lehum onları minesselam selamdan. Bir de bu ihtimal var. Peygamber Efendimiz'in onları işareti onları nehyediyor ki namaz kılanı selam verilmez. Evet. Vahva yusalli yani namaz kıldığı anda namaz kılan bir adam da selam verdiklerinde onları nehyetti. Felemma lem yekun vaktaki olmadı. Fihadil asar bu eserlerde minhaza bu ihtimallerin her ikisinden şeyin bir şey olmadı. Acaba bu ihtimal Peygamber Efendimiz'in işareti selamı mı reddetti yoksa onları nehy mi oldu? Bu iki ihtimaldan hangisi olduğu belli olmadı. İki ihtimal da var. وَحْتَمَلَتْ مِنَ التَّوِيلِ Tevilden de ihtimal oldu. Evet. مَا وَالْبِشَيْكِ زَهَبَ اِلَيْهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقِينَ her iki firkanın sahip olduğu şeyden ki لَمْ يَكُنْ olmadı. مَا تَأَوَّلَ حَدُ الْفَرِيقِينَ اَوْلَى مِنَ şimdi bu işaretin teviline girecek olsak وَحْتَمَلَتْ bu işaret mühtemil oldu. Neden? Minet tevil tevilden. Ney? Ma zehebi ileyhi kullu vahidin minel ferikeyn. İki firkenin tevilinden hangisine mühtemildir? Ona dair bir şey yok. Sükut için mi? Selam-ı redd için mi? Lem yekun ma teevvel öyleyse teevvül tevili olmadı. Ehadül ferikeyn iki firkenin birisinin tevili olmadı. Evla minha ötekinden evla olmadı. İhtimali ki bu ihtimalin bir tarafını tekviye edecek bir şeyde delil de yok. Acaba hangisi daha kuvvetlidir, hangisi daha evladır?
Onun da delili yok, evet. لَمْ يَكُمْ مَا تَوَّلَ هَدُ الْفَرِقِينَ اَوْلَى مِنْهَا مِنْ مَا تَوَّلَ الْآخَرُ Ötekinin tevilinden daha evvel olmadı. اِلَّا بِحُجَّتٍ اِلَّا bir hüccet olacak. Öyle hüccet ki يُقِيمُهَا onun tevilini ikame eder ala muhalifi muhalifi üzerine. Onun tevilini tercih eder öteki taraf üzerine. اِمَّا مِنْ كِتَابٍ ya kitaptan, Kur'an'dan olur o hüccette. وَاِمَّا مِنْ سُنَّتٍ yahut da sünnetten olur. وَاِمَّا مِنْ اِجْمَاءٍ yahut da icmadan olur. Şu vakitte deriz ki bu tarafın tevhidi kuvvetlidir. O da yok. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ o da olmadığı gibi mesele kaldı ne de? Peygamber Efendimiz'in işaretinin iki ihtimali var. Ya onlara sükut edildi yahut da selamı reddetti. Onun için diyor ki sizin dediğiniz selamı reddetmek tarafı tekviye edilmedi. Biz mekruhiyette kaldık. Ama namazı bozması bozmaz. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ peki şimdi o adam sorsa ki peki itiraz etse ki فَمَا دَلِيلُكُمْ اَلَا كَرَاهَةِ ذَلِكَ peki mekruh diyorsunuz madem Peygamber Efendimiz'in işaretinden bir şey çıkmadı. İki ihtimal var birbirine tercih edemedik. Mekruh olduğuna dair sizin bir deliliniz var mı ayrıca bir deliliniz? Kuvvetli bir sual. قِيلَ لَهُ ona denilir ki var. حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا مُؤَمِّلٌ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّسَنَا عَاسِمٌ عَنْ اَبِي وَاِلٌ قَالَ Abdullah bin Mesud buyurdular ki كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَةِ biz namazda konuşurduk وَنَأْمُرُ بِالْحَاجَةِ hacetimizi emrederdik وَنَقُولُ derdik السَّلَامُ عَلَى جَبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمِيكَائِيلَ وَكُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ يُعْلَمُ اسْمُهُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ bunu da okurduk. Selam olsun Cebrail'e, Mikail'e ve her bir abd-i salih'e selam olsun ki yu'lem ismuhu, onun ismi bilinir. Fis semai vel ard. Yerde yahut da göğde onun ismi bilinir. Buna da selam olsun. Namazda bunu derdi. Fekadimtu alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah bin Mesud diyor ki ben gudum ettim. Peygamber Efendimiz'in huzuruna geldim. Minel habeşeti. Habeşe'ye hicret ettilerdi ya, Abdullah bin Mesud da onlarla beraberdi. Ben Habeşe'den geldim. O vakıda kadar biz namazda konuşurduk, ihtiyacımızı emrederdik, selam alır verirdik. Habeşe'den geldim Medine-i Münevvere'ye, Resulullah'ın huzuruna girdim. Evet. Ve huve yusalli, o namaz kılıyordu. Fesellemtu aleyhi, ben ona selam verdim. Felem yerudde aleyhi, selamını almadı. فَاَخَذَنِي beni aldı مَا قَدُمَ وَمَا حَدُسَ beni aldı ki مَا ne şeydir قَدُمَ قَدِمَ olan şey وَمَا حَدَسَ hadis olan şey evvelce bu var idi şimdi niye, ne hadis oldu ki bu yok فَلَمَّا قَدَى صَلَاتَهُ vaktaki Peygamber Efendimiz namazını bitirdi قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ey Allah'ın Resulü اَنَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ benim hakkımda bir şey mi nazil oldu, bir ayet mi nazil oldu? Benim aleyhimde korktu ki belki Abdullah bin Mesud'un aleyhinde bir şey nazil olmuş da Peygamber Efendimiz onun için selamını almıyor. Kâlela, Resulullah Efendimiz dedi ki senin aleyhinde bir şey nazil olmadı. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ لَاكِنْ Cenab-ı Hak يُحْدِسُ ihdas eder. Min emrihi kendi emrinden ma yeşal dilediğini Allah-u Teala kendi emrinden dilediğini ihdas eder. Yani bu yeni bir şey ihdas oldu, o da ne namazda konuşmama. Evvelce vardı, şimdi kaldırıldı. Haddesena Ali ibn Şeybete kâle hadde yani bundan işaretin bir şey çıkmadı. Bu delil gelseydi tekrar başka hadis getirecekti. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال خرجت في حاجتي ben bir ihtiyaç için çıktım yani bir yere gittim ونحن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة o vakitler biz namazda birbirimize bazımız bazımıza selam verirdik ثم رجعت sonra gittiğim yerden geldim فسلمت ben Resulullah'a selam verdim. فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ benim selamımı almadı. ve قَالَ dedi ki اِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا namazda meşguliyet vardır. Namazda selam alınmaz.
حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المسعودي عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود'dan yine rivayet ediliyor ki قدمت من الحبشة ben Habeşe'den geldim ve ahdi bihim halbuki Müslümanlarla benim ahdim ve hum yusallimune fissalâ namazda selam verirdiler birbirine ve yakdûnel hâce ihtiyacı kada ederdiler yani acele olan bir suala cevap verirdiler. Fâteytü Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e geldim. Fesellemtü aleyh selam verdim. Ve hava yusallu o namaz kılıyordu. Felem yerudde aleyhi selamımı reddetmedi. Felem mâ kadda salâtehu vaktaki Resûl-i Ekrem Efendimiz namazını bitirdi. Kâle buyurdu ki İnnallâhe yuhdisu linnebiyyi Cenab-ı Hak Peygamber'i ihdas eder min emrihi emrinden mâ yeşâ dilediğini. وَقَدْ اَحْدَسَ لَكُمْ حَبُّكِ sizin için ihdas etti, yani emretti. اَنْ لَا تَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ namazda konuşmayasınız, konuşmamanızı emretti. وَاَمَّا اَنْتَ اَيُّهَا الْمُسْلِمْ ey Müslim sen, فَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ yani şimdi selamını aldın, aleyküm selam. Bu hadis neye delalet etti? Namazda eğer işaret olsaydı, Resulullah Efendimiz de işaret eder, selamını alırdı. Selam verdikten sonra onun selamını aldı. İşte mekruh olduğunu da bundan çıkarıyoruz. Bir hadis daha var. Bunu da okuyalım da. Haddesena Fahdun kal haddesena Ummaniyyü kal haddesena Muhammed ibn Fudayl an Mutarrif an Ebil Cehmi an Ebil Radurad an Abdillah radıyallahu anhu yine Abdullah bin Mesud'den rivayet olunuyor. Kale buyurdular ki Cenab-ı Hak kendi emrinden dilediğini ihdas eder. Yani namazda konuşmak mübahedi şimdi nehyedildi. Bundan ne anlaşılıyor? Namazda işaretinden selam alınmaz. Vaktiyle Resulullah Efendimiz'e geri almışsa o da nesledilmiyor. Kâle Ebu Ca'fer fî hadîsi Ebi Bekret'an Ebi Davud enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem رد على الذي سلم عليه في الصلاة بعد تراويح إمام التحاوي diyor ki في حديث أبي بكرة أبي بكر hadisin doğrucudur ki bundan yukarı birinci sondan ikinci hadiste حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود dedi ya evet orada diyor ki ben Habeşe'den Peygamber Efendimiz'e geldim. Halbuki biz Habeşe'ye gitmezden evvel bazımız bazımıza namazda selam verirdi. Onun istediği haceti var yok söylerdi. Geldim Resulullah'a selam verdim, namaz geliyordu o da benim selamımı almadı. Şimdi bu ne diyor ki? İşte bu hadis dolucudur. Fî hadîs-i Ebi Bekret an Ebi Davud. Ebi Davud'dan Ebu Bekre'nin rivayet etmiş olduğu hadis dolucudur ki أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول أكرم فنمز رد ردتي على الذي شول بير أدمك سلم عليه ona selam verdi في الصلاة namazda بعد فراغه منها namazdan fari olduktan sonra selam selamını aldı. Namazın içinde selam almadı. Eğer namazın içinde işaretle olsa bile selam alınsaydı işte o alırdı. Ya namazın bitti. Namaz zaten namaz içinde selamını aldı mı? Namazdan sonra da hacet kalmazdı. Halbuki namazın içinde selamını almadı, namaz bittikten sonra selamını aldı. Fezalike delilun işte bu delildir ki ennehu lem yekun minhu fissalati namazda olmadı. Reddüs selam selamı reddetmek olmadı. Aleyhi selam verin üzerine. Lennehu lev kâne zâlik eğer bu olmuş olsaydı minhu Resulullah Efendimiz'den namaz içinde evet selam almış olsaydı le'anahu müstanidilerdi ani reddi aleyhi evet Hazreti Abdullah bin Mes'ud'a selamı reddetmede ba'del ferah ferahdan sonra mine salati namazdan farig olduktan sonra daha selam almadan müstani olurdu. Bir adam selam iki defa almaz ya bir defa alır. Namazın içinde alsaydı da namazdan sonra ve aleykesselam ve rahmetullah demezdi. Yani, selam verdikten sonra ve aleykesselam ve rahmetullah dedi. Demek ki namazın içinde selam alınmaz.
Kema yekul dediği gibi ellezî şu bir kimse ki yara görür erredde selamın reddini fi salati namazda bir işaret işaretidir. Namazda işaretini aldı diyenin dediği gibi olmadı. Diyor ki namazda işaretle selam alınır. Eğer namazda işaretle selam alınsa da namaz selam verdikten sonra ikinci defa ve aleyke selam denilmez ki. Ve ennel musalli namaz kılan izâ feale zâlik bunu işlerse namazın içinde selami alırsa bimen yüsellimu aleyhi fi salati. Evet. Namazı kılan bir adamın namazdayken selamını işaretle alırsa فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ bu namaz kılan üzerine vacip olmaz. اَرْرَدُّ tekrar selamı reddetmek ve de فَرَاغَهِمْ صَلَاتِ namazından farig olduktan sonra reddetmek daha vacip olmaz. Halbuki Peygamber Efendimiz selamdan sonra reddetti. Ondan anlaşılıyor ki namaz içerisindeki yapmış olduğu işaret selam için değildir ya nehy içindir. Yukarıda geçti ya. وَفِي حَدِيسَ بِي بَكْرَتَيْا اَنْ مُؤَمِّلِ daha yukarıda yine Ebu Bekir'e müemmilden rivayet etti. Orada da bir hadis geldi ki فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ Abdullah bin Mesud o hadiste rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz bana reddetmedi. فَأَخَذَنِي beni aldı مَا قَدُمَ وَمَا حَدَسَ kadim olan bir şey, hadis olan bir şey beni aldı. Ne demek? Yani evvelden bizde bu selam vermek var idi de ne hadis oldu da benim selamımı almadı diye bu beni aldı, yani bana dokundu bu. O rivayette bu da var. فَفِي ذَٰلِكَ دَل۪يلٌ işte o hadiste de olucudur ki اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَدٌ asla. Resulullah Efendimiz'den red hiç olmamış. Bil işareti ve la gayriha. Ne işaretle olmuş ne gayrisiyle olmuş. Eğer işaretle olsa bile Abdullah bin Mesud daha gücenmezdi. Hiç işaret olmamış ki korkmuş acaba benim aleyhimde rahim-i nazir oldu. Ne oldu ki Resulullah Efendimiz selamı almadı. İşaret de yapmamış. Resulullah Efendimiz selamını kelamıyla de reddetmemiş. لَاَنَّهُ لَوْ كَانَ رَدَّ عَلَيْهِ بِيْشَارَتِهِ eğer işaretle selamını reddetmiş olsaydı لَمْ يَقُلْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ Abdullah bin Mesud لَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ demezdi. Bana selamımı reddetmedi. Bak diyor. Reddetmeyince işaretle de reddetmemiş. وَلَقَالَ دَيْدِ كِ رَدَّ عَلَيَّ اِشَارَةً bana aleyküm selam demedi ama fakat işaretle selamımı aldı derdi. İşaret de yok. وَلَمَا أَصَابَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ isabet etmezdi. مِنْ ذَٰلِكَ bu selamı reddetmemesinden مَا أَخْبَرَ haber vermiş olduğu şeydi ona isabet etmezdi ki اَنَّهُ أَصَابَهُ ona isabet etti مِمَّا قَدُمَا وَمِمَّا حَدَسَ evvelden olan hüküm, sonradan hadis olan hüküm bunlar ona isabet etmezdi. Halbuki isabet etti. Yani düşündü ki evvelden selamımızı alırdı da namazda. Şimdi niçin olmadı? Ebu Bekir'in rivayet etmiş olduğu her iki hadiste de var ki namazda selamı işaretle almak caiz değil. وفي حديث علي بن شيبة علي بن شيبة من حديثه الأولجذور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر Efendimiz buyurdu ki إن في الصلاة شغلا namazda meşguliyet vardır فذلك دليل bu da delildir ki ألا أن المصلي namaz kılan معذور بذلك الشغل o şöyle yani selam almak vacip olduğu halde mezur olduğundan dolayı o selamı namazda alamaz. Meşguldür. Neden meşguldür? Enil en reddi selam alel müsellimi aleyh. Kendisine selam veren adamın selamını reddetmekten meşguldür. Vacip olduğu halde ve aleyküm selam ona diyemez. İçin özürlü, mezur. Mezuri ne? Namaz geliyor. Ve nehyün hem de nehidir. Ve gayrihi başkasına da nehidir. Yani selamu aleyhi namazda kılana selam vermekten neydi? Namaz kılana selam vermeyin. Çünkü adam meşgul namaz kılıyor. Geldi kapıdan mesela birisi baktı. Namaz kılıyorsun. Kapıyı çeker gider selam vermez. Niye? Nehyedilmiştir. Ama o girerse sen namaz kılıyorsun. Selamu aleyküm.
Namazdan sonra ne dersin? Yahu sen insan değil misin? Görüyorsun ben namaz kılıyorum. Bana ne selam veriyorsun? Şimdi bu yukarıda diyor ki Resulullah Efendimiz işaret etti ya, Kuba'da ashab geldiler, selam verdiler. İşaret etti işte, bu işaret selam idi. Diyor ki yok, selam değil idi. Onları nehi idi. Nehi olduğuna delil getiriyor bunları. Bu hadisleri getiriyor ki bak, bu hadisler de eğer o selam olmuş olsaydı Resulullah Efendimiz sonradan ve aleykümselam onlara demezdi. Yani bu kaç hadis getirdi. Ve ayrıca bu Ali İbn Şöbe'nin hadisinde diyor ki Peygamber Efendimiz ne dedi? Bu hadisi şerifte inne fis salati şuğulen. Namazda meşguliyet vardır. Namaz ile meşguldür. Onun için siz ona selam vermeyin. Şayet verirsinizse o adam da reddetmez. Namazı farı, namazdan farı olduktan sonra selamı reddeder. وَقَدْ رُوِيَنْ عَبْدِ اللّٰهِ Abdullah bin Mesud'den rivayet edildi. مِنْ قَوْلِهِ Abdullah bin Mesud'un kendi kavlinden nekledildi. بَعَدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in zamanından sonra. Yani bu rivayetler başka da, bir de kendisinden de bir nekil var ki ma, o da şu bir şeydir ki قَدْ حَدَّسَنَا فَهْدُ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدُ قَالَ اَخْبَرَنَا شُرَيْكٌ عَنِ الْعَمَشِ عن إبراهيم عن عبد الله أنه كره أن يسلم على القوم وهم في الصلاة. عبد الله بن مسعود namaz kılanlara selam vermeyi mekruh görürdü. Bu rivayette Abdullah bin Mesud'un kendi mezhebini beyan ediyor. Resulullah Efendimiz'den nekli başka da, bir de kendisine sormuşlar ki namaz kılan bir adama selam verilir mi? O da demiş ki hayır, ben bunu hoş görmem, selam vermeyin. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي ذَلِكَ Cabir ibn-i Abdullah Peygamber Efendimiz'den rivayet olundu. نَزِيرُ مَا رُوِيَ عَنِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Abdullah bin Mesud'da nasıl rivayet edildiyse Cabir ibn-i Abdullah'tan da ona benzer hadisler rivayet edildi. Cabir ibn-i Abdullah da kimden? Abdullah bin Mesud kimden? Ali Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah bin Mesud Peygamber Efendimiz'den nasıl rivayet ettiyse ona benzer olarak Cabir bin Abdullah da Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet eyledi. Cabir bin Abdullah'ın hadisi rivayeti de şu. Haddesena Ahmed bin Davud. Kale haddesena Müseddedun. Kale haddesena İsmail bin İbrahim. Kale haddesena Hişam bin Abdullah. قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أبو الزبير Hazreti Cabir'den rivayet ediyor ki قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر biz Peygamber Efendimizle bir seferde idik فبعثني في حاجتي beni bir iş için gönderdi فانطلقت إليها ben o işe gittim ثم رجعت إليه sonra döndüm Resulullah Efendimiz'e geldim وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ O da hayvanının üzerindeydi. Rahile ekser deveye derler. Yani devenin üzerinde yolda gidiyordu. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ Ben ona selam verdim. فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ Selamını almadı. وَرَئَيْتُهُ Ben onu gördüm. يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ Baktım ki rükû sücud yapıyor. فَلَمَّا سَلَّمَ Vaktaki selam verdi. رَدَّ عَلَيْهِ O ondan sonra benim selamımı aldı. Şimdi Cabir bin Abdullah'ın ki ey cesedih Resul-i Ekrem Efendimiz'e namazda selam vermiş, selamını almamış. Namazı bitirdikten sonra ve aleyküm selam vermiş. Aynen Abdullah bin Mesud'un rivayetine benziyor. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ebu Davud'a kâle haddesena Hişam'un fezekere bi isnâdihi mislehu. Ebu Bekret bu hadisi şerifi evet, Hişam terikiyle de zikrediyor. غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ Lakin Hişam terikiyle gelin bu hadiste demedi. فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ kelimesi yok. Ve قَالَ dedi ki فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ Vaktaki namazından fari oldur. قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ buyurdu ki اَمَا أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِ Beni men etmedi. اَنْ اَرُدَّ عَلَيْكَ senin selamını reddetmekten beni men etmedi.
illa enni kuntu usalli, illa ben namaz kılıyordum. Yani bu ikinci rivayette selamımı almadı demiyor. Diyor ki ben geldim, Resulullah Efendimiz rahilesi üzerindeydi. Ben selam verdim. Selam verdim. Ben vaktaki Peygamber Efendimiz namazını bitirdi. Dedi ki beni selamdan men eden şey, ben namaz kılıyordum. Onun için senin selamın almadım dedi. Hâzâ Câbir ibn-i Abdillâh idâ. İşte Câbir ibn-i Abdullah da Abdullah bin Mesud gibi kad akhbara, haber verdi ki enne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz lem yeruddi aleyh, ona selamını namazın içinde reddetmedi. Ve ennehu lemmâ ferâ min salâti, namazı vakteki bitirdi, radde aleyhi, selamını reddetti. Ve aleyküm selam dedi. Fel kelâmu fî hâzâ. İşte bu meselede söz مِسْلُ الْكَلَامِ فِي مَا رَوَيْنَهُ قَبْلَهُ, yukarıda zikrettiğimiz, rivayet ettiğimiz mesele hakkındaki söz gibidir. O da kimden? Ali bin Mesud'un radıyallahu anh. Yani Abdullah bin Mesud'un rivayet ettiğimiz hüküm nasılsa, işte Cabir bin Abdullah'dan gelen hadiste de hüküm öyledir. Yani dolayısıyla her ikisinden de gelen rivayette namaz kılan bir adama selam verilirse İşaretle bile olsa selamını reddetmez. Selam verdikten sonra reddeder. Üstüz bu hadislerden anlaşılıyor ki elle selamı men etti dedik ya, ona cevap verirken diğer hadise. Bilal'dan gelen, Abdullah ibn Ömer'den gelen hadise. Ama o diyor ki Kuba'daki şey, meseleyi getiriyor ki Peygamber Efendimiz eliyle işaret etti, selamlarını aldı diyor. Biz de diyoruz ki hayır, o nehy için idi. Nehy etti diyor. Nehy etti ne diyor ki, delilin ne diyor? Çünkü o hadiste delil yok. Resulullah Efendimiz geleni işaret etti. Yani zahirde selamlarını aldı manasına geliyor. Fakat dönüp biz onu bu nehy için dediğimizde biraz uzak bir ihtimale gidiyor. O zaman delil istiyor, diyor ki yani bundan sizin nehy dediğiniz bundan çıkmaz. Başka deliliniz var mı diyor. Biz de diyoruz ki var, evet. Zaten bu hadis-i şerifler olmasa Kuba'daki işaret nehye delalet etmez. Selamın Rabbine delalet eder. Yani bu hadisleri gördüğümüz gibi anlıyoruz ki nehy içinmiş o. Bu hadisler o hadisi tefsir ediyor. Onun için bu hadisleri getiriyor. Şimdi için Resulullah Efendimiz nehy ediyor, yapmayın. Yani sonradan da, namazdan sonra da diyor. Namaz meşguliyet, namaz kılan meşguldur. Selam vermeyin artık onlara. Çünkü nesih oluyor. Bu nesih neyle beyan edecek? Müşerref. Peygamber Efendimiz'in müşerref olduğunda mecburi beyan edecek. Ama şimdi bu bitmiş. Tamam olmuş. Bir adam gelse selam verse bile elinle yapma diyemezsin. Niye? Sen müşerref değilsen ki hüküm bitmiş. Tamam olmuş. Bitmiş. Evet. Onun mekruh olduğunu söyledi ya Üstad Başta. İşte mekruh olduğunu söylüyor. Başka yani. İşte mekruh olduğunu ispat ediyor. Bu deliller olmasa mekruh değil. Bu deliller olmasa gelen adama diyor Resulullah yapmıştır, biz de yaparız diye. Ve fi hadisi Cabir'in radıyallahu anh enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle emmâ innehu lem yemne'ni en erudde aleyk illa enni kuntu usalli. Hazreti Cabir'in hadisine diyor ki beni selamdan men etmedi illa namaz kılıyordum. Bunun için selamı reddedemedim. فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ Peygamber Efendimiz haber verdi ki اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَدَّ عَلَيْهِ شَيْءٍ Hiçbir şeyle reddetmemiş, işaretle de reddetmemiş. فَذَٰلِكَ يَنْفِي Bu hadisi nefh ediyor. اَنْ يَكُونَ رَدَّ عَلَيْهِ بِاِشَارَتِنَ غَيْرِهَا Abdullah bin Cabir'e eliyle yahut da parmağıyla işaret etti. Bunu da nefh ediyor ki işaret hiç yok. وَقَدْ حَدَّسَنَا ابن أبي داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيعمبر فمس بعث وزرة جابر الجندر لبعض حاجتي بعض احتياج لدي için فجاء حزرة جابر geldi وهو يصلي رسول الله فمس لنماز geliyor idi على راحلتي hayvanının üzerinde. Fesselleme aleyh, ona selam verdi. Fesekete, Peygamber Efendimiz sükut etti. Ve aleyküm selam demedi.
Sümme evma biyedihi. Sonra eliyle işaret etti. Eliyle işaret etti. Yani ve aleyküm selam demedi. Sümme sellem aleyh. Tekrar oluyor. Peygamber Efendimiz selamımı almadı diye. Tekrar esselamu aleyke ya Resulallah dedi. Fesekete. Yine Resulullah Efendimiz sükut etti. Selasen. Üç kere. Üç kere o selam verdi. Peygamber Efendimiz sükut etti. Yalnız birincisinde eliyle işaret etti Peygamber Efendimiz. Baktı ki Hazreti Cabir anlamadı. Daha eliyle de işaret etmedi. İkincisinde selam verdi. Sükut etti. Üçüncü selamı verdi. Sükut etti. فَلَمَّا فَرَغَ وَقْتَكِ فَارِهُ oldu. قَالَ buyurdu ki اَمَا اِنَّهُ لَمْ يَمْنَعَنْ ama beni men etmedi en erudde aleyk senin selamını almayı men etmedi illa اَنِّي كُنْتُ صَلِّ ben namaz kılıyordum. Yani Hazreti Cabir'in hatırıyla gelmişsin ki niçin selamımı almadı? Ben namaz geliyor idim de onun için selamını almadım dedi. فَهَذَا جَابِرٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ işte Hazreti Cabir قَدْ اَخْبَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ bu hadiste haber verdi ki اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz اَوْمَا اِشَارَتِ اِلَيْهِ Hazreti Cabir işaret etti بِيَدِهِ اَلِيلَ حَيْنَ سَلَّمَ Hazreti Cabir ona اَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ dediği vakitte eliyle işaret etti. O işaret وَاَلَيْكُمُ السَّلَامُ demek mi oldu? Yok. Yani sükut et. Yapmadı. Nehi oldu bu. Niçin? Gerisi beyan ediyor hadisin. Sümme kâle lehu. Peygamber Efendimiz ona dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bâde mâ feragâ minessalâh. Salâhtan farig olduktan sonra dedi ki. Emâ innehu lem yemne'ni ene rudde aleyke illa enni kuntu salli. Ama beni men eden şey. Ben namaz kılıyor idim onun için selamını alamadım. Fe akhbara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz haber verdi ki ennehu lem yekun radde aleyhi ona reddetmedi. Selamını reddetmedi. Fissalâ namazda haber verdi. Onun o işareti reddeyledi. Niye? Peygamber Efendimiz kendisi haber veriyor ki ben senin selamını almadım. Çünkü namaz kılıyordum. Yo Ali'yle yapmış olduğu işaret ne oldu? Nehy oldu. İşte bu hadis-i şerif Kuba'daki Ensar-ı Kiram'ın gelip de ona selam verdiklerinin de eliyle işaret etmesini tefsir etti. Ne oldu? O işaret nehy için olmuyor. Fedelle zalik. Bu delalet etti ki enne tilkel işaret şol işaret ki kânet minhü fissalâ Peygamber Efendimiz Kuba'da namazda yapmış olduğu işaret lem tekü radden ashab-ı kirama selamı reddolmadı. وَاِنَّمَا كَانَتْ نَهْيًا selam vermekten onları nehi oldu. Çünkü bir hüküm kalkıyor, yerine bir hüküm geliyor. O vakıda kadar namazda geliyor, Esselamu Aleyke Ya Resulullah diyor. وَاَلَيْكَ السَّلَامُ diye cevap veriyor da sahabe bunu biliyor. E bu sefer Resulullah Efendimiz وَاَلَيْكُمُ demediği gibi eliyle işaret ediyor. Ha öyleyse eliyle alınır manası çıktı. Onu da diyor ki yok o manaya değil. Yani onları nehyediyor. Durun. Durun demek. Eliyle işaret etmek, selam vermeyin demek. Ashab da bilmiyor. Ashabı öğretmek lazım. Ondan sonra selamdan sonra şeyden, namazdan farig olduktan sonra onlara diyor ki namaz meşguliyet yeridir. Namazda selam verilmez. Hatta yine Abdullah bin Mesud'dan rivayet edildi ya benim hakkımda bir nehy mi nazil oldu? Ne nazil oldu? Yok. Bir şey nazil olmadı. Fakat Cenab-ı Hak Teala Hazretleri yeni hükümler ihdas eyledi. يُحْدِثُ مَا يَشَاءُ مِنْ اَمْرِهِ kendi emrinden dilediği şeyi ihdas etti. O da neydi? Namazda konuşmamayı ihdas etti. Evvelden namazda konuşulurdu, selam alınırdı. Bunu Cenab-ı Hak Hazretleri neshette kaldırdı. Çünkü Peygamber Efendimiz kendiliğinden yapmıyor. وَمَا يَنْتُقُ عَنِ الْهَوَى وَاِلَّا وَحِيُّ يُحَى bunlar hep talimat-ı ilahiyeyle oluyor. Fakat adamın birisi gelse ki peki namazda konuşmak, selamı reddetmek neshedildiyse hangi ayette beyanı var? Ayeti göster bana. Resulullah'a gelen vahiy Kur'an'da mevcut. Göster bakalım neresinde var? Yok, Kur'an'da böyle bir ayet yok. Siz namazda konuşmayı, selamı reddetmeyi var mı böyle bir ayet? Yok. Hangi vahiy daha? Ne vahiyinden konuşuyorsun sen?
Ne cevap vereceksin? Bu vahyi gayri metlu. Vahiy iki kısım. Vahyi metlu, okunan vahiy. Vahyi gayri metlu, okunmayan vahiy. Kur'an-ı Kerim okunan vahiydir. O elfazi manasıyla beraber Cibril aleyhisselam getirip Peygamber Efendimiz'e okur. O da onu hifzeder. O hem okunur hem amel edilir. Ona ne derler? Vahyi metlu. Bir de var ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'e gayri metlu olarak bildirir onu. Ya melek vasıtasıyla ya ilham terikiyle bildirir ki bunu böyle emret, bunu böyle yap. O da bildirir. O da Allah'ın tarafından. Kendiliğinden değil. Ona vahye gayri mutlu derler. فَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاِنَّمَا كَانَتْ نَهْيًا. Bu nehy oldu. Peygamber Efendimiz'in Kuba'daki ashab-ı işareti nehy oldu. وَهَذَا جَائِزٌ. Bu caizdir. Namazda nehy ediyor birisini işaretini. Fakat rüviye hâdâ anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kemâkat zekâlnâ. Bu Peygamber Efendimiz'den de rivayet edildi. Yani namazda nehi işareti. Peygamber Efendimiz'den, evet. Fakat rüviye, şimdi o meseleye geliyor. Anhu mâ kad haddesenâ fehdun. Kâle haddesenâ Umar ibn Hafsin. قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو سفيان قال سمعت جابر رضي الله عنه حضرت جابر يشتمك يقول بيروردي ما أحب أن أسلم على الرجل وهو يصلي نماز قلم بير adama سلام vermeyi ben sevmem ولو سلم علي فقط بنا سلام vermiş olsaydı لا رددت عليه onu reddederdi. Şimdi bu da bir tuhaf hadis. Evet. Hazreti Cabir diyor ki bu Resulullah Efendimiz'den rivayet ediyor. Bir namaz kılan bir adama ben selam vermeyi sevmem. Fakat bana selam verilmiş olsa, ben namaz kılarken birisi bana selam verirse ben reddederim. Selamını mı reddederim? Yoksa bunu niçin yaptın? Yapma diye mi reddederim? Bu Cabir'in iki ihtimali oldu. Bak bu ikisini de ihtimali var. Bu Cabir'in geldi. Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesene Ahmed ibn Işkâb radıyallahu anh kâle haddesene bu Muaviye anil Ahmeş tezekere bi isnadihi mislehu. Gene bunu aynı bu surette Hazreti Cabir'den rivayet edildi. Ve hâdâ Cabir ibn Abdillah, işte Cabir ibn Abdullah gâdi kerihe, mekruh gördü ki en yusallim alel musalli, müselliye, namaz kılana selam vermeyi mekruh girdi. وَقَدْ كَانَ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُوَ يُسَلِّ. Halbuki Peygamber Efendimiz'e selam vermişti kendisi namaz kılarken. فَاَشَارَ اِلَيْهِ. Peygamber Efendimiz ona işaret etmişti. Şimdi Hazreti Cabir diyor ki ben namaz kılana selam vermem. Halbuki kendisi Resulullah Efendimiz'e selam vermişti. Peygamber Efendimiz ona işaret etmişti. Şimdi diyor ki ben bunu hoş görmüyorum. Hazreti Cabir'in mezhebi ne oldu? فَهَذَا Cabir ibn Abdullah, işte Cabir ibn Abdullah قَدْ كَرِهَ, hoşlanmadı اَنْ يُسَلِّمْ عَلَى الْمُسَلِّي, namaz kılanı selam vermeyi. وَكَدْ كَانَ سَلَّمْ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُوَ يُسَلِّي. Halbuki Peygamber Efendimiz'e selam vermişti, Peygamber Efendimiz namaz kıldığı halde. فَاَشَارَ اِلَيْهِ, Peygamber Efendimiz ona işaret etmişti. فَلَوْ كَانَ الْاِشَارَةُ, işaret olsaydı elleti, şöyle bir işaret ki kânet minin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ki Enver Efendimiz'den oldu. Redden reddil olmuş olsaydı, lisselami aleyhi, ona selamı reddetmiş olsaydı, izen o vakitte lema kereh ezalik, bunu hoş görmezdi. Bir elif lazım burada. Hazreti Cabir'e namazda Hazreti Cabir selam verdi, ona işaret etti. Diyor ki belki işte o işareti, selamı almıştı o işaretine. O işaret selamı reddiydi. Diyor ki eğer öyle olmuş olsaydı Hazreti Cabir'in mezhebi işareti tecviz ederdi. Halbuki Hazreti Cabir diyor ki ben namaz kılana selam vermeyi hoş görmem. Ama diyor ki bana selam verilmiş olsa ben reddederim. Yani eliyle işaret eder, selamımı alırım manasını diyecek. Yok. Lenne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz lem yenhehu anhu,
o işaretten nehyetmedi. Velakinnehu innemâ kerehe zâlik. Hazreti Cabir bunu mekruh gördüğü lenne işareti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in Hazreti Cabir'e işareti, tilke Hazreti Cabir'in ona selam verdiği vakitteki işareti kânet oldu indehu Hazreti Cabir indinde nehyen nehi oldu. Minhu Peygamber Efendimiz'den lehu Hazreti Cabir'e aleyhisselam selamdan nehi oldu aleyhi kendisine ve huve yusallim. Halbuki o da namaz kılıyor. Yani Hazreti Cabir'i nehyetmiş oldu ki ben namaz kılarken selam vermeyeyim. Fe in kâle kâilun. Öyleyse şimdi bir adam itiraz etse dese ki fakat kâle Cabir'in. Hazreti Cabir dedi ki hadisüküm hâle, sizin bu rivayeti eylemiş olduğunuz hadiste dedi ki ve lev selleme aleyye redettü. Ben namaz kılana selam vermeyi hoş görmem. Ama bana birisi selam vermiş olsa ben reddederdim. Sizin bu reddederdim de ne anlaşılır? Yani işaretiyle onun selamını alırdım. Bu mana çıkar. Kıyle lehu, ona denilir ki efe kâle Cabir, Cabir dedi mi le radettü fis salati, ben onun selamını namazda reddederdim. Onu demedi ki, yani gene onun selamını alırdım, namazı kıldırır bitirir sonra selamını alırdım. Le radettü aleyhi, ben ona reddederdim yani selamını alırdım. Ama namazda mı alırdım, namazdan sonra mı alırdım? Namazda alırım dedi mi? Yok, namazda alırım deseydi ya sözünden alacaktı ve aleykümselam dedik yahut da işaretinden alacaktı. İkisiyle birisini yapacaktı ama biz salatı demedi. Fakat yecûzü caiz olurken yekûne erâde bi kavlihîle radettü. Fis salati demediğine göre caiz ki Hazreti Cabir murat etmiş ola eyvâda ferâgî mines salat. Namazdan farig olduktan sonra ben selamını alırdım. Buna delalet eder. Ve kad delle alâ zâlik. Buna da delalet etti mi mezhebi Hazreti Cabir'in mezhebinden. Ma ol bir rivayet ki haddesena, bize rivayet eyledi. Ali ibn-i Zeyd'in. Kale haddesena Musa ibn-i Davud. Kale haddesena Humam. Kale se'ale Süleyman ibn-i Musa. Ata'en. Süleyman ibn-i Musa Hazreti Ata'ya sordu. Es'elte Cabir'en. Cabir'e sordun mu? Anir racülü şöl bir adamdan ki yüsellimu aleyk, sana selam verir. Di ve ente tusalli, sen de namaz kılıyordun. Sen namaz kılarken sana selam veren bir adamın hükmünü sordun mu? Fekale, o da dedi mi ki la terudde aleyhi hatta takdiye salatek. Ya Cabir, bir adam sana selam verirse sen bunu hoş görmezdin. Fakat sen dedin ki fakat lev sellem لَوْ سَلَّمْ عَلَيَّ لَرَدَتْتُ. Bana selam vermiş olsaydı reddederdim. Yani bu adam ya kadar bunun bu selamı reddetmezdin. Böyle dedi mi? Bu şekilde izah etti mi? فَقَالَ dedi ki نَعَمْ sordum, o da öyle dedi. Çünkü anlamadığımdan bu. Bana selam vermiş olsaydı ben reddederdim. Bu sefer bir adam sordu ki Hazreti Cabir'e, yani sen namaz kılarken sana gelse selam verseydi, sen namazın bitirinceye kadar onu selam reddetmezdin. Bunu mu kastettin? O da diyor ki evet, namazı bitirinceye kadar reddetmezdim ama namazı bitirdikten sonra لَرَدَتْتُ عَلَيْهِ, yani namazın içinde reddetmezdim, namazı bitirdikten sonra reddederdim diye izah etmiş Hazreti Cabir. قَالَ اَبُوْ Cafer, İmam Cafer buyurdular ki فَدَلَّ زَلِكْ, bu delalet etti ki اَنَّ الرَّدَّ الَّذ۪ي اَرَادَ جَابِرُ رَضِيَ اللّٰهُ Hazreti Cabir'in murad etmiş olduğu red fil hadisi evvel, evvelki hadiste هُوَ الرَّدُّ بَعْدَ الْفَرَعُ مِنَ السَّلَةِ Namazdan sonra, namazdan fare olduktan sonra olan reddir. Yani ben ona reddederdim. Ne demek? Namazdan fare olduktan sonra. فَقَدْ وَافَقَ ذَلِكَ Öyleyse bu muvafık oldu. مَا شُلْ bir hadise ki رُوْيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadise muvafık oldu Hazreti Cabir'in fiali. وَدَلَّ مِنْ مَعْنَاهُ onun manasından delalet etti عَلَى مَا زِكَنَا bizim zikrettiğimiz şeye. Öyleyse Hazreti Cabir, ben geldim Resulullah Efendimiz'e selam verdim. O da selamımı almadı fakat eliyle işaret etti.
Burada eliyle işaret selamı almak manasına değil, nehi olduğunu Hazreti Cabir'in kendi mezhebi, kendi kavli delalet etti. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ اِبْنَ اَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِي هَذَا نَحْوٌ مِنْ ذَلِكَ İşte Abdullah bin Mesud'dan sana misal verdik. Hazreti Cabir'den misal verdik. Abdullah bin Abbas'tan da buna benzer rivayetler var. حَدَّسَنَ عَبْدُ اللّٰهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنْ خُشَيْشِ قَالَ حَدَّسَنَ عَارِمْ قَالَ حَدَّسَنَا جَرِيرُ بْنُ خَازِمْ اَنْ قَيْسٍ اَنْ عَتَى اَنَّ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا سَلَّمْ عَلَيْهِ رَجُلْ Abdullah bin Abbas'a bir adam selam verdi. وَهُوَ يُسَلَّ Abdullah bin Abbas namaz kılıyor idi. فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْءٍ Ona selam verir, hiçbir şeyi reddetmedi. Yani ne söz ile ne işaret ile. وَغَمَزَهُ بِيَدِهِ Yalnız eline gamzetti, dürttü bu adamı. فَهَذَا بْنَ عَبَّاسَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِمَا اَيْذَا İşte Abdullah bin Abbas لَمْ يَرُدَّ فِي سَلَاتِ namazında reddetmedi alellezî selleme aleyh kendisine selam veren adama ve huve fî halbuki kendisi namazdaydı. Ona selamı reddetmedi velâkinnehu gamezehu onu gamzetti dürttü biyedihi eliyle alel kerâheti kerâhet te delalet etmek üzere dürttü minhu kendisinden limâ feâli yani o adamın yaptığı mekruh olduğuna dair dürttü işaret etti. فَلَمَّا كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بِنِ مَسْعُودِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدُ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Vaktaki Abdullah bin Mesud ve Hazreti Cabir oldular. وَكَدْ كَانَ سَلَّمَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُوَ يُسَلِّمْ Peygamber Efendimiz namaz kılarken ona selam verdiler. قَدْ كَرِهَا Hoş görmediler. مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den sonra اَسْسَلَامَ عَلَى الْمُسَلِّينَ Namaz kılana selami mekruh gördüler, hoş görmediler. Halbuki bunlar kendileri Peygamber Efendimiz namaz kılarken ona selam veren adamlar. Demek ki o vakitte varmış, sonradan nehyedilmiş ki bunlar meseleyi öğrenmişler. Onların mezhepleri ne olmuş? Namaz kılana selam vermek mekruhtur. Fesebete bizalik. Bununla sabit oldu ki ennemâ kâne min işâretin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den vakı olan işaret. اَلَّتِي قَدْ عَلِمَاهَا O bir işaret ki bunlar o işareti öğrendiler. مِنْهُ Peygamber Efendimiz'den لَمْ تَكُنْ رَدَّنْ O işaret selami reddolmadı. وَاِنَّمَا كَانَتْ رَهْيَنْ O işaret nehi oldu. Çünkü onlar bizzat Peygamber Efendimiz'e selam verdiler. Peygamber Efendimiz reddetmedi. Yalnız işaret etti. Ha, onlar öğrendiler ki bu işaret selamın işareti reddi değil ya. Nehi işareti? لَنَّ الصَّلَاةَ Namaz لَيْسَتْ بِمَوْدِعَ السَّلَامِ Selam mevzuya değildir. Namaz kılana selam verilmez. لَنَّ السَّلَامَ كَلَمْ Selam kelam demektir. Konuşma demektir. Birisi selamun aleyküm der, konuşur. Öteki de aleyküm selam der, o da konuşur. Selam kelam demektir. فَجَوَابُهُ اَيْذَا كَذَالِكَ Selam veren konuştuğu gibi onun cevabı da konuşmaktır. Halbuki namaz konuşma yeri değildir. فَلَمَّا كَانَتِ الصَّلَاةُ Vaktaki namaz oldu. لَيْسَتْ بِمَوْدِيَ كَلَامُ Konuşma yeri olmadı. Evet. يَكُونُ رَدُّ السَّلَامُ Selamı reddetmek de لَمْ يَكُنِ اِذَا Yine olmadı. بِمَوْدِيَ السَّلَامِ Selam mevdiğinde olmadı. Namazda konuşmak yok. Selamda konuşmak olduğundan namaz kılana selam verilmez. Öyleyse namaz kılana bir adam selam verilirse cevabı da verilmez. Netice bu oldu. وَقَدْ اَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz emretti. Bir teskin-i etraf, bütün etrafın sakin olmasını fi salati namazda. Namazda el, ayak, her taraf sakin kalacak. Oynamayacak. Yani eli bir tarafta oynasın. Gözü bir tarafta oynasın, ayağı bir tarafta oynasın. Yok, bütün etraf sakin olacak. Böyle emretti. Bu hangi hadiste var? Haddesena bizalik. Fehdun. Kale haddesena Muhammed ibn-i Sa'idin. Kale akberena şüreykün. Ani namış anil müseyyibi ibn-i Rafi' an Cabir ibn-i Semurete. Kale dekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz girdi. El mescide mescide girdi. Fera'a kavmun yusallûn. Baktık ki bir cemaat namaz kılıyorlar. وَقَدْ رَفَعُوا اَيْدِيهُمْ Ellerini kaldırmışlar. Namaz kılıyorlar ama elleri havada.
Fekale buyurdu ki mali araykum. Mali ben ne oldu ki araykum sizi görüyorum. Terfe'un eydiyeküm. Ellerinizi kaldırmış görüyorum. Ki enneha göğeki sizin elleriniz. Ezna bu hayli şemsin. Güneşte olan atların kuyrukları gibi. Hani güneşte kalan atlar, hayvanlar kuyruklarıyla sinekleri sallarlar sağa sola. O sizin elleriniz o güneşte kalmış atların kuyrukları gibi havada oynuyor böyle. Evet, buyurdu. Üskünü fis salah. Namazda sakin olunuz. Böyle elinizi ayağınızı kaldırmayınız. Felemma emara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Vaktaki Peygamber Efendimiz emretti. Bir sükunü fis salah. Namazda sakin olmayı. Ve kâne raddüsselâme bil işare. Halbuki işaret ile selam oldu. Fihi onda oldu. Hurucu min zâlik. Ondan huruc oldu. Bir adam sana namaz kılıyorsun, sana selam verdi, sen de elini oynattın, kaldırdın mı? O vakitte sükunetten çıktın. Peygamber Efendimiz sükunet emretti. El ayak tepremeyecek. Halbuki işaretle selam almakta sükunetten çıkma var. Evet. لَاَنَّ ف۪يهِ O el ile selam almakta olucudur. رَفْعَلْ يَد۪ي Eli kaldırma olucudur. وَتَحْر۪يكَ الْاَصَاب۪ي Parmakları tepretmek olucudur. سَبَتَ بِذَٰلِكِ Öyleyse bununla sabit oldu ki اَنَّهُ قَدْ دَخَلَ Bu dahil oldu. فِي مَا اُلْ بِشَيَ كِ اَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz emretti. مِنْ تَسْك۪ينِ الْاَطْرَافِ فِي الصَّلَاةِ Namazda insanın etrafının, azaların hepsinin sakin olmasının emrine bu da dahil oldu. Yani namazda selam verene el ile de işaret edilmez. Yoksa sükunetten çıkmış olur. Ve hâzel kavl, işte bu kavl, ellezi öyle bir kavldür ki beyyenne, beyan ettik fi hâzel bab, bu babda beyan ettiğimiz bu kavl, kavle bi hanifeti imam-ı azamın kavludur. Ve Ebi Yusuf'a, İmam Ebi Yusuf'un kavludur ve Muhammed'in, İmam Muhammed'in kavludur. Üçünün kavlu da budur. Rahimehumullah.